Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf fen bilimleri dersi için hazırlanmış olan 2. dönem 1. sınav örnek senaryo 1 sorularını çözeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar, ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda her döneme ait tüm sınavların bütün senaryolarını sırasıyla konu anlatımı bulabilirsiniz. Aynı zamanda matematik dersine ait olan da ayrıca oynatma listelerim vardır. Bunları da hatırlatmak isterim. Ayrıca arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizler için yine hazırlamış olduğu kazanım kavrama testleri, LGS çalışma kitabı, aylık örnek sorular. Çıkmış LGS sorularını da şiddetle tavsiye ediyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır sevgili arkadaşım. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki, Türkiye'de bir bölgede gerçekleşen asit yağmurlarının aylara göre aşağıda grafiği verilmiştir. Asit yağmurlarının gerçekleşme oranının Ekim ayından daha fazla olduğu aylarda bu oranın azaltılmasına yönelik çözüm önerilerinizi yazınız. Sevgili arkadaşlar, tane tane seslendireceğim. Yazıyı aceleyle hızlı yazdım. Sen benim dediklerime odaklan. Bak, öncelikle bakıyorum. Ekim ayından sonra arkadaşlar artmaya başlamış. 9'dan 13, 14, 23, 17 oldukça yüksek. Benim ilk dikkatimi çeken arkadaşlar kış ayları. Yani soğuk günler, sıcaklığın düştüğü günlerde. Ve biz bu sıcaklığı düşen günlerde ne yaparız arkadaşlar? Genelde fosil yakıtlar kullanırız. Arabalar çoğalır. Arabalar çoğalır değil mi arkadaşlar trafikteki? Evlerde soba yakımları, işte kömür tüketimi artar. Arkadaşlar, bunların çoğu da nedir? Fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların tüketimi artıyor. İşte bunu da arkadaşlar nasıl oluyor? Mesela fabrikalar daha çok çalışıyor. Evlerde fosil yakıt yapıyoruz. Araçlardan fosil yakıtlar boşa çıktı. İşte bunlar karbondioksit, kükürtoksit, azot dioksit şeklinde. Bunları azaltabilmek için de arkadaşlar yapacağımız önlemler fosil yakıtların tüketiminin azaltılması. Yani tasarruf edeceğiz. Fabrikalarda filtreler kullanacağız. Bitki örtüsünü arttıracağız ki fotosentez sonucunda, değil mi? Karbondioksiti tüketecek bitkiler oksijen verecek. Diğer taraftan enerji tasarrufu. Daha az yakacağız. Evet, bu söylediğim sözlü şeyleri arkadaşlar sizler de kendi cümlelerinizle kurabilirsiniz. Serbesttir. 2 ile devam edelim. 2 numara diyor ki, bir öğrenci sınıfa yaptığı deneyin aşamaları göstermiş. Öz ısıları tabloda verilen, görüyorum. Eşit kütlelerde alarak bu maddelere 100 derece kadar ısıtılıyor. Sonrasında bu maddelerin içerisine 10 derece santigrat derecede eşit hacimde su bulunan beherlere konularak görüyorum. Numaralar diziliyor. Maddeler ve su arasındaki ısı alışverişi tamamlanmadan suların ve maddenin son sıcaklıklarını ölçülüyor. Isı alışverişi sadece maddeler ve suyu arasında gerçekleşir. Güzel. Buna göre öğrencinin yaptığı bu deneyde bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri belirleyin. Sevgili arkadaşlar, şimdi bakıyorum, bak, hepsinden eşit kütlede aldım. Hepsinde sıcaklıkları aynı. Sevgili arkadaşlar, burada bağımsız olan değişken nedir? Bağımsız olarak aldım. Maddelerin cinsleridir, değil mi? Maddelerin yapıldığı, cisimlerin yapıldığı maddelerdir. Bunlar bağımsız değişken. Değişik aldım. Herhangi bir şeye bağlı değil. Ben deneyimi buna göre yapacağım. Bu yüzden bağımsız değişkenler bunlar. Peki bağımlı değişken nedir? Bir şeylere bağlı olacak. İşte arkadaşlar, cismin ve suyun son sıcaklıkları, değil mi? Aradaki ısı alışverişine göre bu bağımlı bir değişken olacak. Peki benim kontrol edilen değişken nedir arkadaşlar? Sıvıların hacmi, kontrol edebiliyorum bunları. Cisimlerin kütlesi, buna göre aldım. Ve ilk sıcaklıkları, değil mi? Cismin ilk sıcaklıkları arkadaşlar, sıvının, değil mi? Bunları arkadaşlar ben kontrol edebiliyorum. Peki B ne demiş? Düzenekteki ısı alışverişinin tamamlanması için gereken süreler arasında ilişkiyi büyükten küçüğe göre sıralayınız. Arkadaşlar, buradaki trik de şudur. Öz ısısı yüksek olan arkadaşlar daha yavaş ısı alışverişinde bulunacağı için daha geç soğur, daha geç ısınır. Öz ısısı yüksek olanlar arkadaşlar. Buna göre sürede en çok hangisi olur o zaman? Öz ısısı yüksek olanın. Öz ısı kimin yüksekse geçen süre onun daha yüksek olur. Bak, görüyorum burada alüminyum, sıralama yapacak olursam alüminyum, demir, değil mi? Daha sonra zaten bu sırayla verilmiş. Bakır, daha sonra da kurşun gelir.
Sonra düzeneklere baktığımda da bu düzeneklerde arkadaşlar 1, ondan sonucuma 4, daha sonra 3, sonra da 2 olur. Anlaştık. Harika. O zaman ne duruyoruz? Devam edelim 3 numara ile. 3 numara da gelir bize şöyle seslenir. Der ki sabit saf. Saf A maddesine ait sıcaklık zaman tablosu aşağıda verilmiştir. Bu tabloya göre A maddesine ait sıcaklık zaman grafiğini çizin. Sevgili arkadaşlar gelin çizelim. Çizelim. Zamanı şuraya yazalım arkadaşlar. Grafikler böyle oluşturulur. Zaman birim ne? Dakika. Hop dakika yazdım. Buraya da sıcaklık diyoruz arkadaşlar. Sıcaklık santigrat derece. Sevgili arkadaşlar bu grafiklerde en önemli olan husus ben burayı ayırdım da. Mesela en son 35'e gittim ya. Ya da nasıl gideyim? 5, 10, 15. Şöyle gideyim. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Aralıkları eşit tutmaya çalış arkadaşım. Şurası sıfır zaten. 10, 15, 20, 25, 30, 35. Şimdi burayı da kendi arasında. Bakıyorum verilere 15'ten 100'e kadar gitmişim. Mesela şurayı 100 kabul edelim arkadaşlar. O zaman tam yarısı 50 olur. Burasını da 75 kabul et. Burayı da 25 gör değil mi? Güzel. Buna göre dolduralım. Bak görüyorsun her 25'i eşit aralıklarla yap. Şimdi arkadaşlar birinci de kaç? 0'a 15. Hop. Şurayı 12,5 desem 15 burada. Buradan başlıyor arkadaş. Güzel. 5'te kaç arkadaşlar? 45. Şurada bir yerde. Evet bunu da yazdım. 10'da yine 45. Şurası. 15'te 60. 60 buralarda bir yerlerde. Görüyorsun değil mi? Senin matematikte yaptığın o analitik geometri gibi değil mi sevgili arkadaşım? Koordinat sistemi. 20'ye bak. 75. Hop. Bunları birleştireceğiz sonra arkadaşlar. 25'te kaç? 90. Hop gel buraya. Buyur 90. 30'da yine 90. Evet. 35'te de 100 olmuş nihayet. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar bak noktalar belirlendi. Daha sonra bunlar birleştirilir. Buyur grafik çizimi bu şekilde yapılır. Ha sevgili arkadaşlar bak senin burada bu arkadaşlar ölçekleri orantılı yapman grafiğin artıyor mu azalıyor mu ya da çok mu artıyor çok mu azalıyor görmeni kolaylaştırır. Anlaştık? Güzel. Şimdi ne diyor? A maddesi başlangıçta hangi halde bulunur? Aa çok güzel. Bak sevgili arkadaşım şurada hop şurası şöyle gitmiş değil mi? Bak burada şey var. Burada şey gitmiş. Buralar ne sevgili arkadaşlar? Hal değişimi. Şuralar ne? Hal değişimi. Sıcaklık arttığı halde, zaman arttığı halde arkadaşlar sıcaklık aynı kalıyor. Isı alıyor ama kalıyor. A maddesi arkadaşlar başlangıçta nedir? Katıdır. Değil mi? Katıdır şu kısımda. Sonra burada hal değiştiriyor arkadaşlar. Katıdan sıvıya geçecek. Çünkü sen maddenin hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalıyor değil mi sevgili arkadaşlar? Aynen öyle. Dikkat edersen burada tabloda sıcaklığın sabit kaldığı noktalar A maddesinin iki kere hal değiştirdiğini gösteriyor. Bir burada. Bir burada. Demek ki katı, sıvı ve şurada da gaz haline geçtiğini görüyorum. Burada iki tane hal değiştirmesini gördüğüm için başlangıçta bu arkadaşın katı halde olduğunu görüyorum. A maddeyi iki kere hal değiştirir gösteriyor. Bir maddenin ısı alarak iki kere hal değiştirebilmesi başlangıçta katı olması lazım. Eğer şöyle bir şey görseydim sevgili arkadaşlar bir tane o zaman emin olamazdık değil mi? Burası katı ya da sıvı olabilirdi. Ama iki kere hal değiştirdiği bana başlangıçta bunun katı olduğunun ispatıdır. Dörtle devam ediyorum. Oo en sevdiğim. Farklı kaldıraç türleri aşağıda numaralarla verilmiştir. 1, 2, 3. Buna göre verilen kaldıraç türlerine aynı yükü kaldırmak için, aynı yükü arkadaşlar, uygulanan kuvvet arasındaki ilişkiyi büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Sevgili arkadaşlar, bakın bu yüklerin hep bütün ağırlıklarına hep G, G, G diyelim. Tamam, G diyelim, G diyelim. Buradan kıyaslamalar yapacağız. Sevgili arkadaşlar, benim destek noktam burası. Bak, yük burada aşağıya doğru. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? Kuvvet çarpı kuvvet kolu diyorduk değil mi? Güzel. Şimdi bu yük sevgili arkadaşlar bakın şu yöne doğru şu yöne doğru çevirmeye çalışıyor. Ne kadar? G kadar ağırlığıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim uzaklıkta. İşte bunun eşit olması lazım. Kuvvet de bunu bu yöne doğru sevgili arkadaşlar dengelemeye çalışıyor. Kuvvetimize de F diyelim.
F çarpı 1, 2, 3. Sevgili arkadaşlar G çarpı 6, F çarpı 3'e eşit olmalı. Bu durumda arkadaşlar kuvvetimiz ne kadar olur? G'nin 2 katı olarak olur değil mi arkadaşlar? G'nin 2 katı. Yani F eşittir 2 çarpı G kadar olur. Yani benim burada kuvvet kolum, yükün kuvvet kolunun yarısı olduğu için 2 katı kuvvet uygulamam gerekiyor. Benim burada yazdığım bu aslında. 2 katı kuvvet uygulayacağım. Peki buraya geldim. Arkadaşlar burada da bak yine yük bu arkadaşı böyle bu yöne doğru çevirmeye çalışıyor. 1, 2, 3. G çarpı 3. Eşit olmalı. Bu sefer de benim kuvvetim de bu yöne doğru çeviriyor. Ama bu sefer kazancımız var. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı F. Sevgili arkadaşlar bu durumda da F G'nin yarısı kadar oldu. Kuvvet kolu 2 katına çıktığında arkadaşlar kuvvetten kazancım var. Kuvvetin yükün yarısı kadar. Bu durumda da baktığımda da sevgili arkadaşlar şu kısma baktığımda da hop ikisinin de bak bu arkadaş bu yöne doğru. Bu senin partlarda oynadığın tahterevalliye benziyor değil mi? Bu da bu yöne doğru çevirmeye çalışıyor. Yük G çarpı 1, 2, 3. Bu arkadaş da kuvvet çarpı yine 1, 2, 3. Bak buradan G ile F'nin de birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu durumda aynı yükü kaldırmak için kuvvet büyüklüklerine baktığımızda bak en çok kuvvet burada 1'de. F1 diyelim buna. F1 en fazla arkadaşlar. Arkasından F3. En sonra da F bu kaçtı? 2. Doğru değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. 1, 3, 2 sıralamasını gönül rahatlığıyla yapabilirim. Kuvvet koluyla kuvvetler ters orantılı olarak şekilde. 5 çağıralım mı 5'i? Çağıralım. 5 numara geldi arkadaşlar. 5 numaranın da uzun uzun çözümleri var ama en kestirme yoldan anlatacağız. Bir atın P yükünü 1 metre yüksekliğe çıkarmak için aşağıdaki düzenekler hazırlanmıştır. Arkadaşlar hepsini de 1 metre kaldırıyoruz. Hepsi de 1 metre. 1 metre. Hop 1 metre. Güzel. Buna göre atın aldığı yollar arasındaki ilişkiyi bak aldığı yollar arasındaki ilişkiyi büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Sevgili arkadaşlar buradaki benim trik noktam da şudur. En kolayı şudur. Hareketli makaralara bakacağım. Bakın birinci de sabit iki tane sevgili arkadaşlar iki tane sabit makaram var. Bu şu demek olur. Kuvvetten kazanç var arkadaşlar. Kuvvetten kazanç. Yoldan kayıp var değil mi? Evet. Daha detay isteyen arkadaşlarım için de şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Burası P kadarsa bak 2 tane ip P bölü 2, P bölü 2. Şimdi bu P bölü 2'ler de burada 2'ye ayrılır. P bölü 4, P bölü 4. Yani atın uyguladığı kuvvet P bölü 4 kadardır. Yani kuvvetten kazanç sevgili arkadaşlar 4 kattır. P'lik bir ağırlığı bunun 4'te 1'i ağırlıkla çekiyoruz değil mi? 4'te 1 ama yoldan kayıp da arkadaşlar 4 kattır. 4 kat yoldan kayıp. Şimdi kayıp lafı biraz itici geliyor ama kuvvetten kazanıyorsun değil mi? Daha ne? Sevgili arkadaşlar aynı şekilde ikinci düzene baktığımda bak sabit buyur sana hareketli. Yine iki tane var. Burada da iki tane olduğu için arkadaşlar bunların şu iki arkadaştaki kuvvetten kazanç ve yoldan kayıplar birbirine eşittir arkadaşlar. Birinci ve ikinci düzenekte sevgili arkadaşım gördüğün kuvvetten kazançların ve yoldan kayıpların eşit olduğu çok açık ve seçik ortada. Hatta gel buradan da baktığımda bak bunu P dedim ya. Bak iki tane şey taşıyor bunları. P bölü 2, P bölü 2 paylaşırlar. Daha sonra bak bu P bölü 2'yi de şu ip P bölü 4. Zaten aynı ip bak hep aynı ip. Yine P bölü 4 oluyor. Yani kuvvetten kazanç 4 kat, yoldan kayıp 4 kat. Okey to güzel. Sevgili arkadaşlar şimdi üçüncüye geldiğimde de boşuna masraf yapılmış. Neden? Buraya bir tane makara koysa yeterliydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane makaradan 5 tanesine boşuna para verilmiş. Çünkü bak hep aynı ip. Burada P kadar kuvvet varsa burada da P kadar kuvvet var. Yani atın kuvveti arkadaşlar eşittir P kadar. Yani burada kuvvetten de yoldan da arkadaşlar kazanç yok. Aynı. Bir metre kaldırmak için bir metre gidiyor. Hareketli makara yok. Şöyle de yazabilirsin yine. Hareketli makara yok.
Bu soruların püf noktası arkadaşlar hareketli makaradır. Hareketli makaraları sayıyoruz. Buna göre kuvvetten kazanç kayıp buluyoruz. Anlaştık. Harika. Geldik çok eğlenceli bir soruya. 6 numara. Karasal ekosistemde yer alan bir besin alanında bulunan canlı harflerle gösterilmiştir. Bu besin alanında F canlısının avlanmasının yasaklanması. Av yasak diyelim arkadaşlar. Av yasak. Hangi canlıların sayılarının azalmasına sebep olur? Arkadaşlar artanları lacivert yapalım o zaman. Değil mi? Madem farklı renk yapacağız. Artanları. Sevgili arkadaşlar şimdi F sevgili arkadaşımız kimle besleniyor? C ile besleniyor. Şimdi bu arkadaşın av yasağı olursa popülasyonun yani nüfusu ne olur? Artar. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş artarsa şimdi bu kimle besleniyor? C ile besleniyor değil mi? C ile beslendiğinde sevgili C'ler daha çok fazla F'lerle karşılaşacak. Nüfusu azalacak bu arkadaşın değil mi? Güzel. Şimdi bu arkadaşın nüfusu azaldı C'nin arkadaşlar. C'nin nüfusu azaldığı için de C ile kim besleniyor başka? D besleniyor. D'nin de arkadaşlar beslenecek besinleri azaldı. Dolayısıyla besini az bulduğu için bunların da nüfusu azaldı. Şimdi sevgili arkadaşlar bu arkadaşın nüfusu azaldı. Bu kimle besleniyordu? Bursa ile besleniyordu. Bursa'yı avlayacak hayvan kalmadı. Demek ki bu arkadaşın nüfusu artacaktır. Doğru mudur? Doğru. Şimdi sevgili arkadaşlar bu arttı. Bu artınca bu B'den beslenen E'ler de var. Bunun nüfusu artınca E'ler ne derler ona? Açık büfe kahvaltı gibi daha fazla beslenecek. Bunların da nüfusu arttı. Ve sevgili arkadaşım yandı keten elva. A'lara çok kötü bir haber var. Neden? Bak hem B'ler hem de E'lerin nüfusları arttı. Yandı. A'lar köşe bıçak kaçıyor şu an. Beni avlayacaklar diye. Çünkü ortalıkta daha fazla B ve E dolaşmaya başladı. A'ları daha fazla tükettiler. A'ların da nüfusu azaldı. Bu durumda A'nın, C'nin ve D'nin azalmasını gözlemleriz. Anlaştık. Harika. Gelsin 7 numara. Diyor ki, teraryum. Genellikle cam ve çok bir ara modaydı arkadaşlar bu. Şeffaf plastik malzemelerden yapılan, içinde solucan, böcek ve küçük bitkiler gibi canlıların yaşayabildiği, kara ortamını ve atmosferini taklit edildiği kapalı bir ortamdır. Aşağıda bir öğrencinin hazırladığı teraryum ve bu teraryumda karbondioksit miktarının zamana bağlı değişimini gösteren grafik verilmiştir. Bakıyorum enteresan. Buna göre teraryumda hangi zaman aralığında fotosentez gerçekleşmiştir? Arkadaşlar fotosentezde ne olacak? Oksijen miktarı artacak. Karbondioksit miktarı azalacak. Çünkü fotosentez yaptığımızda değil mi? Karbondioksitle besleniyor bu arkadaş. Bakıyorum şimdi bak belli bir miktar artmış. Hop bir yerden sonra azalmış. Arkadaşlar karbondioksitin azaldığı zaman aralığı 3 numara olduğu için burada arkadaşlar fotosentez gerçekleşmiştir diyebiliriz. Değil mi? Kolaylıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü fotosentez yaptığımızda karbondioksit azalıyordu. Harika. Karbondioksit tüketim hızını arttırmak için teraryum, şuraya yazayım bunu da aşağıya yazayım. Teraryumda yapılacak değişikliklerden 3 tanesini açıklayınız. Sevgili arkadaşlar daha fazla fotosentez yapılsın istiyoruz. O zaman ne yapabiliriz? Su miktarını arttırırız. Değil mi? Su miktarını arttır. Güneş ışığını arttırabiliriz arkadaşlar. Değil mi? Daha fazla güneş almasını sağlayabiliriz. Daha fazla güneş ışını almasını sağlarız. Şimdi sözlü söylediğim için bunları lölüp diye yazıyorum arkadaşlar. Nasıl olsa duyuyorsun. Son numarada ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar güneş ışınlarını aldık. Evet. Bir de sevgili arkadaşlar bu arkadaşın şimdi kendisi yeşil renk olduğu için yeşil renkleri sürekli geri verir. Şimdi ışıkları soğurması için soğurabileceği renklerden arkadaşlar. Örneğin kırmızı ve mavi renklerle ya da mor arkadaşlar. Mavi mor renklerle aydınlatabilirim değil mi? Aydınlatabilirim. Bunun sebebi de şudur arkadaşlar. Bu arkadaşın içinde kırmızı ve mavi renkler ve mor renkler olmadığı için bunları soğurur. Soğurduğu için de daha fazla fotosentez yapar. Oysa yeşil ışık gelseydi ne olacaktı arkadaşlar? Yeşil ışığı hop bu arkadaş
geri yansıtacaktı. Daha az güneş ışını alacaktı. Harika. 8'de testi tamamlayalım sevgili arkadaşlar. Oo, 8 çok eğlenceli. Neden? Bak hop, ne var burada? Bizim kanalın adını almışlar. Tabii estağfurullah. Biz adımızı oradan alıyoruz. Bir maddenin döngüsü aşağıda şemalde verilmiştir. Arkadaşlar bu arada benim gerçek adım Şimşek. Yani kanalın adı olduğu için değil. Gerçek adım Şimşek Tanık yani. Evet. Diyor ki arkadaşlar, maddenin döngüsü aşağıda verilmiştir. Bu madde döngüsünün adını yazarak canlı eşit önemini yazınız. Arkadaşlar şemada ne görüyoruz? Yıldırım ve şimşek ile toprağa geçen madde görülüyor değil mi? Yıldırım ve şimşeğin bu madde döngüsü ne döngüsü arkadaşlar? Azot döngüsü. Öyle değil mi? Aynen öyle. Ayrıca arkadaşlar azot bağlayıcılar var burada değil mi? Azot bağlayıcı bakteriler ve baklagiller de ayrıca azotun döngüsünü olduğunu gösteriyor. Değil mi? Bak baklagiller çıkmış, diğer bileşikler çıkmış. Azot arkadaşlar. Organizma görüyorsun tezekleri var, ayrıştırıcılar. Sonra bileşiklerden bak ağaçlara gidiyor. Ayrıştırıcılar sonra da azot gazı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Değil mi? Azot canlılar için çok önemli biliyoruz. Modellerin arkadaşlar bu madde yönetici molekül olan DNA'ya oluşturan nükleotitlerin de yapısında ve canlıların vücudunda yapıcı, onarıcı olarak görev yapıyor değil mi? Proteinlerin yapısında bulunuyor yani. Azot DNA'nın yapısında arkadaşlar çok önemli rol alır. Bu gördüğümüz döngüde de arkadaşlar hop, azot döngüsü olduğunu kolaylıkla anlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bu testi burada tamamladık. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarınla paylaşmak daha da serbesttir. Benden sana hatırlatması. Ayrıca testin başında söyledim, şunları da unutma. Bunlara da bakmak hayrınadır. Buraya zaten oynatma listesinin linkini koydum. Diğer senaryoları ve matematikle ilgili senaryoları da burada bulabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, millet böylelikle bu testimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.